Aralık günlerden pazartesi. Ajanda ile karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlediği Doğa Kampı etkinliğinde yerel televizyon kanallarında canlı yayınlanan cemiyet söyleşileri programına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Merkezi ve ilçelerden kampa katılan çok sayıda gazetecinin sorularını cevapladı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlediği Doğa Kampı etkinliğinde yerel TV kanallarında canlı yayınlanan cemiyet söyleşileri programına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Merkezi ve ilçelerden kampa katılan çok sayıda gazetecinin sorularını cevaplandırdı. Son yıllarda kadına şiddet oranı da arttı, yani kriminal vakalar da arttı ama bunun çok nedeni var. En son yaptığımız toplu sözleşmede eşine şiddet uygulayan, ama şunu da söyleyeyim, kadın da erkeğe şiddet uygularsa dahi biz sözleşmesini feshediyoruz, yollarımızı ayırıyoruz. Diğer bir soru da mezarlıklarla ilgili. Bizim Tarsus Şehir Mezarlığı'nda, Merkez Şehir Mezarlığımızda biliyorsunuz bu sorun giderildi. Orada da alanlarımız kalmadı. Daha önce alınan yerler var. Oralara defin yapılıyor ama bizim Çamlıyaylı yayla yolu üzerinde yeni mezarlığımız zaten hizmete girdi. İlk etapta inşaatı bitti. İkinci etap definler de devam ediyor. Üst yapısı devam ediyor. Gayet de güzel bir mezarlık oldu. Oranın zemini biraz problem ama başka yer bulunamadı. Hazineden böyle bir yerin tahsisi alınabildi. Biraz zemin bizi zorluyor. Biraz orada maliyetli maalesef inşaatlar yapmak zorunda kaldık. Mersin'de şu anda herhangi bir problemimiz yok. Güneykent, Çiftlik, merkezde de geriden gelen boş yerler var. Ya da defin üzeri yapabiliyoruz biliyorsunuz. Yerimiz şu anda tahsis işleri bitti. Oranın etüdü yapıldı, sondajı yapıldı, izinleri alındı, her şey tamam. Davultepe'de olacak. Orada yalnız bir otoban bağlantı yolu sorunumuz var. Onu gidermeye çalışıyoruz Ulaştırma Bakanlığı'ndan, karayollarından. Süreyi, oraya ulaşım süresini kısaltmak için. Yine Mezitli Mezarlığı da şu anda dolmak üzere ya da eski kalan yerler define müsaade ediliyor. Herhangi bir öyle problem olabilecek bir durum yok. Yani tedbirliyiz. İşler oldukça da makul bir şekilde yürüyor. Parti ayrımı yapmaksızın belediyeler doğru işleri yapıyorsa merkezi hükümet bizim işimizi kolaylaştırmalı. 3 gün önce İBRD ile sözleşmeyi nihayet imzaladık. Çünkü gerekli imzalar atılmıştı Cumhurbaşkanlığında, daha sonra hazinede ve 31 Aralık'ta, yani yaklaşık olarak 20 gün sonra ihalesine çıkıyoruz. Gelecek yıl 2022'ye kadar, 2022'nin 10. ayına kadar da 100 yeni otobüs, yeni limonları Mersin halkının hizmetine sunacağız. Bakın, bizim her zaman söylüyorum, bana belki diyorlar her belediye borçludur ama borç vardır, borç vardır. Bir makul olan vardır. Bir de neden borçlandığınız vardır, niçin borçlandığınız vardır. Bu kadar borcu niçin yaptınız diye de size sorarlar. Şimdi biz orada ayrışıyoruz. 2 milyar 250 milyon borç almışım. Bunun her zaman söylediğim gibi 1 milyar 582 milyonu banka borcuydu. 1 milyar 582 milyonu. 664 milyon lira da piyasaya oran borçlardı. Şu anda 164 milyon lira da biz banka borcu yaptık bunun üzerine. Ama 30 Kasım itibariyle bunun 1 milyarını ödemişiz. 1 milyar 900 milyonunu ödemişiz. Bizim yeni kullandığımız kredi de dahil bankalara kalan borç miktarımız, onun faizi de dahil 780 milyon lira. Bu belediye mali disiplinini sağlamıştır. Mersinli ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu. Nasif'ten 3 günden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Evine çilingir yardımıyla giren ekipler Lina Nasif'in cansız bedeniyle karşılaştı.
sanatçının cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mersinli ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu. Nasif'ten 3 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yenişehir ilçesi Gazi mahallesindeki evine giderek çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler Lina Nasif'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sanatçının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ama ben okula başlayana kadar babam her gün işinden çıkınca akşamüstü 4-5 arası elimden tutar, Uray Caddesi'nden geçer, Atatürk heykelinin oraya gelir ve bana bir sürü şey söylerdi. O zaman şimdi gibi renkli değil de turşu rengi. Yazık yani, böyle boyanıyor falan. Üzüldüm tabii. Anlatırdı hep bana Atatürk'ü. Başıma sokardı, kafama, aklıma. Sonra bana bir şeyler sorardı. Ben sana dün ne anlattım Atatürk'le ilgili? Çok Atatürk düşkünü bir aileydi. Ve ben hemen toparlanır söylerdim ona. Lina Nasif 1941 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından dedesi İstifam ve anneannesi Roza, Kudüs kökenli ve Maronit Hristiyan Roman Katolik Kilisesi'ne bağlıydı. Baba tarafından dedesi George ve babaannesi Emel'in ise Ortodokstu. Farklı kültürler içerisinde doğup büyüyen Mersinlilerin Lina ablası Lina Nasif, her Kurban Bayramı Mersin'de bir imam ve kilise rahibiyle yapmış olduğu Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki ayinle UNESCO Dünya Mirası listesine girmişti. Ve zaman zaman gelirim böyle, şimdi bile Atatürk'ün böyle heykeline bakarım, o günlere giderim, yaşarım. Tabii ki Atatürk memlekete, dünyaya, her tarafa damga basmış bir önder. Hatta babam bana bir kitap almıştı, Dünya Büyükleri diye. İlk sayfasında Atatürk vardı. Her sabah gelirdim, açardım. Bu kadar düşkündüm ya, hala öyleyim. Atatürk'ün fotoğrafına bakar, öyle okula giderdim. Yani Atatürk bir başka bir şeydi. O olmasaydı biz bugün yoktuk. Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13.260 paket sigara, 345 kilo nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13.260 paket sigara, 345 kilo nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaşan polis yapmış olduğu eş zamanlı baskınlarda 13.260 paket kaçak sigara, 345 kilo kaçak nargile tütünü ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana polisinin yaptığı operasyonda 65 kilo esrar ele geçirildi. Polis tırda bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Adana polisinin yapmış olduğu operasyonda 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi. Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde D400 karayolunda yaşandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yapmış olduğu çalışmada kuru üzüm yüklü bir tırda esrar olduğu bilgisine ulaştı. Tır D400 karayoluna geldiği sırada polis tarafından durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada üzüm çuvallarının arasına saklanmış halde 119 paket halinde 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi. Polis tırda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı. Sürücü ve araçta bulunan 2 kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Adana'da alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı. Hayır abi. Senin Ali miydi? Evet.
Ali mi? Beni yarım saattir uyarıyorum. Niye uyarıyorsun? Niye duruyorsun? Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Burkay T. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü Burkay T. 20 kilometre boyunca kaçtı. Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'na giren sürücü Burkay T. devriye ekiplerince önü kesilerek yakalandı. Araç sürücüsü Burkay T. ve araçta bulunan iki kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Burkay T.'ye yapılan alkol testinde 1.49 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olan Burkay T. ile yanında bulunan kişiler gözaltına alındı. Hayır, biz adam mı vurduk? Spor haberleriyle devam ediyoruz. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İtman Yurdu hafta sonu evinde Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İtman Yurdu hafta sonu evinde Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Ender Alkan'la yeni bir hava yakalayan İçel İtman Yurdu bu beraberlikle üst üste üçüncü kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. İçel ligde 26 puanla 5. sırada yer alırken lider Fethiyespor 40 puanda bulunuyor. İçel İdman Yurdu haftaya deplasmanda Modafen'le karşılaşacak. İçel İdman Yurdu kaptanı kaleci Sertaç Güzelse İçel formasıyla 100. maçına çıkarken maç öncesinde kendisine özel bir hediye verildi. Bölgesel Amatör Lig'de temsilcilerimiz hafta sonu sahaya çıktı. Lider Silifke Belediyespor evinde Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Bölgesel Amatör Lig'de temsilcimiz hafta sonu sahaya çıktı. Lider Silifke Belediyespor evinde Niğde Belediyespor'la 0-0 berabere kalırken Mersin Futbol Kulübü deplasmanda Düzici Spor'u 4-0 yenmeyi başardı. Mersin derbisinde ise Erdemli Belediyespor deplasmanda İdman Yurdu 1925'i 1-0 yenerek liderlik için umudunu korudu. Grupta diğer önemli maçlarda ise Adana Spor evinde Kozan Spor'a 2-0 yenildi ve liderlik şansını kaybetti. Grupta Silifke Belediyespor 17 puanla lider durumda. Futbol tarihine adını yazdıracak bir olay İskoçya Amatör Lig maçında yaşandı. Görüntüler ekranlarınızda. Futbol tarihine adı yazılacak olan bir olay İskoçya Amatör Lig maçında yaşandı. İskoçya Amatör Kulübü Dundee Athletic'in oynadığı maçta futbol tarihinde belki de eşi benzeri olmayan bir olay yaşandı. Bir futbolcunun kaleye attığı şut stadın dışındaki nehire gitti. Ancak hikaye burada bitmedi. Bu top 2 hafta sonra Hollanda'daki küçük bir kasabanın sahilinde bulundu. Eysher Verhis adındaki bir psikolog sahilde yürüyüş yaparken topu buldu. Hollanda'dan yazılan mektupta İskoçya'yı ziyaret ettiğinizde topu imzalayarak geri vereceğiz denildi. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.